Günaydın arkadaşlar. Yine ÜNAK Derneği ve OpenAI Türkiye Masası işbirliğiyle düzenlediğimiz webinarımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün daha spesifik bir konuda ve özellikle kurumsal arşiv yöneticileri için düzenlediğimiz bir webinar bu. Ve OpenAI tarafından yeni hazırlanan içerik sağlayıcıları dediğimiz işte bizim gibi akademik arşiv yöneticileri ve akademik arşivler için OpenAI'nin sunduğu bir takım çok güzel hizmetler var ve bu arşivler içinde oluşturduğu çok güzel bir arayüz var. Bu arayüz bize neler sağlıyor, bizim hangi işlerimizi kolaylaştırıyor ve biz bu arayüzü kullanarak kendi arşivlerimizdeki kayıt kalitesini nasıl artırabiliriz? Ayrıca bu kayıtlarımızın daha çok görünürlüğünü nasıl sağlayabiliriz? OpenAI'nin arkasında biliyorsunuz çok büyük bir ekip çalışıyor ve çok güzel işler yapan çok iyi de bir teknik ekibimiz var. Ve hepinizin yararına olabilecek çok güzel bir içerik hazırlandı, çok güzel bir servis hazırlandı ve bununla ilgili de size hızlıca bir bilgi vermek istiyoruz. Bu webinarı belki önümüzdeki dönemlerde tekrar da etmemiz gerekecek çünkü gelişen ve değişen bir servis ve bununla ilgili de webinar sonunda da sonrasında da buradaki anlatılanlarla ilgili herhangi bir şekilde bir sorunuz olursa da yine iletişim bizimle kurabilirsiniz. Bugünkü webinarımız benim de çok yakın bir arkadaşım olan ve Türk kütüphaneciler tarafından aslında çok bilinen Minho Üniversitesi'nden Pedro Príncipe, OpenAI Güney Akdeniz Ülkeleri Bölge Koordinatörü kendisi aynı zamanda. Ve Minho Üniversitesi aslında çok da güzel ilişkilerimiz senelerden beri devam ediyor. Birçok arkadaşımızı Erasmus programı için oraya gönderdik ve açık bilim konusunda özellikle Türkiye'deki birçok kuruma ciddi anlamda katkıları olan bir üniversite. Avrupa'da ve aslında dünyada da açık bilim konusundaki söz sahibi olan en önemli üniversitelerden bir tanesi Minho Üniversitesi. Pedro aslen bir kütüphaneci. Emine Üniversitesi kütüphanesinde çalışıyor ama daha çok açık bilimle ilgili projelere şu anda kendini kanalize etmiş durumda. Şöyle ilerlemeyi düşünüyoruz bugünkü webinarda. Slaytları zaten Türkçe'ye çevirdik. Yani bazı noktalarda biraz böyle anlaşılmaz gibi gelebilir. Pedro'nun slaytları anlatımından sonra ben slaytların üzerinden özet bir şekilde Türkçe'de geçmeye ve daha anlaşılır hale gelmesine yardımcı olmaya çalışacağım. Pedro, floor is yours. Okay, thank you very much, Gutikin, for your presentation and for the invitation to do this webinar. It's a pleasure to present OpenAI and specifically the services from the OpenAI infrastructure targeting different content provider managers. Maybe we are focusing today more on repository managers, but so we are targeting the different kinds of content providers in OpenAI. For those that are providing publications, different kinds of results to be available in the OpenAI infrastructure, they can also benefit from some of the services from OpenAI, and this is what we are going to present today. So okay, please, Bruno. Pedro'nun buradaki altın çizmek istediği konulardan bir tanesi biliyorsunuz arkadaşlar biz kurumsal arşiv yöneticileri olarak bahsediyoruz kendimizden ama aynı zamanda işte araştırma bilgi sistemleri de OpenAI'de aynı servislerden yararlanıyor. Onlar da bir içerik sağlayıcısı, dergilerde bir içerik sağlayıcısı. Diğer spesifik olarak bu servisi kullananlar da var. Ancak bugün biz daha çok akademik arşiv yöneticilerine dönük olarak bu hizmetleri anlatacağız. Yes, Pedro. So I'm going to present the OpenAI provide. We call it the OpenAI Content Providers Dashboard, and it's a one-stop shop web service where all the OpenAI content providers can play and can interact with the different services of OpenAI. So you can say that this dashboard aggregates all the relevant services for repository managers
in order for to repository managers to access the back end of some of the of the services that we have that we have in our infrastructure. Buradaki amacımız aslında tek bir noktadan içerik sağlayıcılar için bir arayüz oluşturmak ve bu arayüz kullanıcılar tarafından aslında görünmeyen arka planda daha çok kurumsal arşiv, akademik arşiv yöneticilerinin kullandığı bir arayüz ve servis. Yes, Pedro. So mainly the InOpenAir provide dashboard. We have four main types of services or functionalities. So we have the validator available. So the validator tool is where a repository manager can test the compliance of each content provider against the guidelines that we have available for different kinds of content providers, such as repositories, publication repositories or data repositories, where they can register. So we have a process, a workflow for a registration for a new content provider or for update the information of a specific content provider that is already registered. Then we have two main services that are those that we will maybe spend a little bit more time. It's the part of the enrichment and the part of the measure. The part of the enrichment is related with the broker service, where we are sending back to the repository managers metadata enrichment events. And then the measure is related with the user statistics service that we have available for repository managers. İçerik sağlayıcılar dediğimiz işte bizim gibi akademik arşivler var. Akademik arşivlerden ayrıca veri arşivleri, dergiler, işte aggregatorlar veya işte akademik bilgi sistemleri de içerik sağlayıcı olarak geçiyor ve bu içerik sağlayıcıların hepsine sunduğu bu arayüzde işte kendi arşivlerini ya da içerik sağlayıcı kendini validate etmesiyle ilgili yani kendi kayıtlarını bir denetimden geçirebiliyor, kendini kaydettiriyor ve aynı zamanda işte kullanım istatistikleri ilgili bir takım bilgiler alabiliyor. Ve diğer en önemli servislerden bir tanesi de kayıtlarını zenginleştirme dediğimiz enrichment servisi. Yes, Pedro. The first service so is the one available for to test the compliance and to check the metadata and the WAIPMH interface against the OpenAir guidelines. So it's easy to use service where people can access just had the base URL from the OAIPMH and then select the type of data source. We have this process for literature repositories slash publication journals, and we have it for data repositories and for CRIS systems, and then people can check the compliance against our guidelines. They will receive a report with the result, and in that report they can also test, we call it content and users. They test if they they are using the basic components to comply with OpenAir, and then in the report they will check also if there are any errors in the metadata that they should take into consideration. Relevant errors, also we also report those fields that maybe should be improved, but they are not so critical to be validated against our guidelines. Burada ilk başlangıçtaki servisimiz olan validate yani test servisimiz. Arşivlerinizi kaydettirdikten sonra bir teste tabi tutuyorsunuz. OpenAir'in kendi rehberleri doğrultusunda yapılıyor bu test. Bu testin sonucunda
İşte metadata kalitesi çok önemli diyoruz zaten her zaman. Metadata kalitesine bakıyor. Metadata kalitesinde hatalı olan alanlar varsa seçtiğiniz OpenAI rehberine göre o alanlarla ilgili size bir rapor da sunuyor. Ve bu raporların da ne kadar kritik olduğu veya ne kadar önemli olduğunu da yine bu raporda görebiliyorsunuz. Yani kısacası arşivinizi kaydettirdikten sonra, buradaki testten geçirdikten sonra kendi kayıt kalitenizle ilgili bir bilgiye sahip oluyorsunuz. Burada tabii en önemli şeylerden bir tanesi kullandığınız arşiv sisteminin işte bu OI, PMH dediğimiz açık erişimle ilgili en önemli standardı karşılıyor olması gerekiyor. Ve bu testte dediğimiz gibi sadece işte kurumsal arşivler değil, araştırma bilgi sistemleri ve diğer data arşivleri de dahil. Espedro. So after the repository manager use the validator, they can register the content provider in OpenNet. Of course, a repository can already be registered, and they can also use the validator just to make some progress and in their metadata quality. But so the validator is just to test the compliance, and then in order to be possible to register repository in OpenAI. So we have a registration process for different kinds of content providers. You see here those four that we have specifically a registration process for them. So for journals, for data repository, for aggregators of publications. And for, of course, for literature or publication repositories, they can register in OpenAI through a simple process. It's important to say that when you click in the registration, when we do the registration and you present the main information for the registration, OpenAI also in the back end also process a validation process. For the registration, it's important to say that a data repository need to be registered in the directory of data repositories, RE3 data. And for publications, literature repositories, data repositories need to be registered in OpenDOR, the directory of publication repositories. So for the registration process in OpenAI, we will check if the repository is registered. You will see a list, and then you can proceed to the registration in OpenAI. Uyumluluk testleri yaptınız ve temel veya en temel özellikleri karşılayan bir repozitörünüz var ve testten geçtikten sonra bu sefer kayıt aşamasına geliyorsunuz. Kaydınızı yaptırıyorsunuz ve kaydınızda yapılmadan önce yapmanız gereken önemli şeylerden bir tanesi, eğer kaydettirdiğiniz bir arşiv ise, data ile ilgili bir arşiv ise, öncelikle data arşivlerinin direktörüsü olan R3 Data'ya arşivinizi kaydettirmeniz gerekiyor. Eğer akademik arşivse, yani şu anda bizim kullandığımız gibi akademik arşivse de önce Open'da, Doğar'da bir kaydının olması gerekiyor. O kayıt yapıldıktan sonra buraya register edebiliyorsunuz arşivinizi. Yes, Pedro. So what is important to know for this validation and for this registration process, it's available in the OpenAI portal website. So here are the links for the guidelines and also for the content acquisition policy for you to know which the details of the guidelines in terms of metadata. And the details of the content acquisition policy, what is the type of content that we want, and you can share with OpenAI. But in fact, OpenAI accepts the metadata records from all kinds of scientific products. It's important to say that within this open science ecosystem, we don't talk only about publications, we also talk about data repositories, so research data, we talk about software, research software, other kinds of outputs from the projects that are not only
theses, dissertations, or articles, or conference proceedings. We also have data sets, so protocols, workflows. It's important to be aware of that, and we have that detailed in the content acquisition policy. And if you want to know more about the guidelines, we have also guidelines.openair.eu for you to be aware of that. So the guidelines are metadata specifications for your to improve the quality, the metadata quality of your repository, and of course to improve the impact and the visibility of your repository in the other kinds of infrastructure aggregators like OpenAir. Tabii ki bu işlemleri yaparken OpenAir için ne önemli ve neye dikkat edilmesi gerekiyor ile ilgili OpenAir yine profesyonel uzmanlar tarafından hazırlanmış önergileri, yine bu bilgileri sizden alırken, sizin arşivlerinizden işte bir takım araştırmaya ait çıktıları toplarken bunlarla ilgili politikalarıyla ilgili dokümanları mevcut. Şu anda slide'da görüyorsunuz. Bu sitelere ve bu sayfaya giderek bu bilgileri edinebiliyorsunuz. Yani artık açık bilim veya arşivler dendiği zaman sadece akla gelen yayınlar olmayacak. Yani makaleler olmayacak, tezler olmayacak. Artık açık bilim ekosistemi dediğimiz zaman artık buna araştırmayla ilgili bütün çıktılar giriyor. İşte veri setleri giriyor, makaleler giriyor, yazılımlar giriyor, iş akışları giriyor, protokoller giriyor. Yani araştırmaya dair her şey aslında açık bilim ekosistemi içinde bulunuyor ve bunların hepsini de yine bu arşivlerin içinde barındırmak söz konusu ve bunlarla ilgili de detayları, neler nasıl yapılacağı ilgili yönergeleri ve politikaları da yine bu sayfalardan görebilirsiniz. Kesper John. Now a service that is one of the novelties and that one of the really interesting and useful added value services for repository managers, the part of the Enrich. Enrich is a result of the broker, the open access broker service that we have available, and here you can. You can benefit from the fact that you are part of OpenAir, sharing the records, the content of your content provider, of your repository to our infrastructure to comply with different rules within the open science policies in the from the European Commission and from and beyond and from the other countries, but also to make your repository more visible. And because of the fact that you are part of this infrastructure contributing with content, OpenAir can also send back to you some added value services, some added value information, and the enrichments are this kind of added value information that we can send back to you for the fact that you are a content provider. I will detail now how it works, but in summary, we find in OpenAir infrastructure, because we collect your content and we collect content from thousands of other content providers, we can send back to you metadata enrichments that you can use to improve your repository, because we do a set of processes in our infrastructure. Bu bizim bir yeniliğimiz, gerçekten çok yeni bir servis ve gerçekten çok katma değer yaratan bir servis. Belki de OpenAir'in en gurur duyduğu servislerinden bir tanesi ve geri plandaki teknik altyapımızın ve teknik ekibimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. OpenAir bir Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'nin ötesinde bir aslında bilimsel altyapı ve bu altyapı binlerce farklı içerik sağlayıcıdan içerikleri toparlıyor ve bu topladığı içeriklerin hepsini belli
algoritmalarla belli düzenlerden geçirdikten sonra sizin arşiviniz için şunları sunuyor. Bu sunduğu şey sizin kayıtlarınızdan benzerlerinin farklı arşivlerde de varsa bu arşivlerdeki kayıtlarınızla sizin kayıtlarınızı karşılaştırma yaparak sizin kayıtlarınızdaki eksik alanlar veya sizin kayıtlarınızda eklenebilecek benzer alanlarla ilgili bildirimlerde bulunuyor bu enrichment servisi. Bunun detaylarını biraz daha ileride anlatacak Pedro. Oradan daha da netleşmesini sağlayacağız. On the back end of this enrichment, so we will have enrichments. I will show those enrichments also in the demo and a demo that I will do from the service. But in the back end, we have this broker service that you don't see it in the provide, but you need to understand what is how this broker service works. And this broker service relies on our infrastructure. So we are collecting content from different kinds of content providers. These content providers validate in open air against our guidelines. They registered in open air. We do a set of processes. We clean additionally to the validation, we clean the metadata. We do deduplication because we can receive the same publication from different sources. And then by also using test mining algorithms and tools, we also enrich the metadata because we can check information in the PDF, in the full text, and we can enrich the metadata available with, for example, references to projects, to funded projects. And then in this process of registration, validation, and all the different processes to deduplicate and to enrich, we are doing connections, linking all the different entities of information that we have available. We are kind of generating a kind of CRIS system for Europe. So the broker works in this environment. I will detail a bit the idea, but maybe now Grudo can translate it to you, this part. Okay. Bizim bu zenginleştirme servisimizin tabii arka planda bir broker servisimiz var. Broker servisimiz farklı arşivlerden, farklı alan, farklı yerlerden aldığı binlerce kaydı bir araya getiriyor ve bu kayıtlar üzerinde sistem bir temizlik işlemi yapıyor. Kayıtları temizliyor, gereksiz bilgileri siliyor. Sonra bu kayıtları bir şekilde doğrulamasını yapıyor ve farklı kaynaklardan gelen aynı kayıtları bir tekilleştirmeye tabi tutuyor ve aynı şekilde aynı kayıtların daha zenginleştirilmiş, yani diyelim ki bir arşivde bir kayıt var, bu arşivde 3 tane alanında dolu ama aynı kayıt başka bir arşivde 5 farklı alanında bilgi varsa, oradaki farklı alandan aldığı bilgilerle diğer kayıt da zenginleştirilmiş oluyor içinde. Ve tabii bu gerçekten geri planda çok teknik bir iş. Veri madenciliği kullanılması gerekiyor. Bütün PDF'lerin tek tek kontrol edilmesi gerekiyor. Diyelim ki işte PDF'in içinde o kayıtta bir makale ise, o makale başka bir yerdeki bir projedeki numarayı içeriyorsa ama projeyle makale arasında bir link kurulmadıysa, bu veri madenciliği sayesinde bu projeyle bu makale arasında veya bu makaleyle bu makaleye ait veri seti arasında bir ilişki kuruluyor ve bir linkleme sağlanıyor, bir bağlantı sağlanıyor. İşte makalenin içinde o makalenin yapıldığı projeyle ilgili bir bilgi yoksa ama başka bir yerde bu projenin içinde bu makaleye ait bir bilgi varsa, böyle projeyi fonlayanla makale arasında, projeyi fonlayanla
projenin veri seti arasında kısacası yani bir araştırmayı farklı yerlerdeki farklı çıktıların birbirleriyle de aynı zamanda bağlantılı hale gelebilmesi için çalışan bir servis bu geri planda. So in this infrastructure for all these processes, what the idea of the broker concept is quite basic. So for the fact of we have this cleaning, the duplication and this metadata enrichment by inference of the test of the full text, maybe repositories and repositories managers can be interested to acquire metadata information about the metadata records that we have available, so we can send them more information, we can send them enrichments, so we compare two records of the same publication, one record have less information than the other, so we can send the information that we have completed the record to that repository that have less information, or we can identify important information and important links when we do the test mining, and we send them as enrichment, as metadata enrichments to the repository manager. For example, links to projects, or we find links to identifiers of authors like Orchid, or we find an abstract in the full text that is not in the metadata record. So these kind of things, I will demonstrate the different kinds of metadata events, we can send back to you. This is the idea of the enrichment, is the idea of this broker service. We have this connection between your content provider and the rich graph of information that we have in OpenAIR, and we are sending added value information for you. This is the concept of this broker service. Bizim content provider'lar için sağladığımız bu broker servisinde ve bu zenginleştirme servisinde aslındaki temel fikrimiz şu: bütün topladığımız veriler içinde ki en iyi verileri belirleyip kendi verileri daha az olanlara ya da kendi metadatası daha az alana sahip olanlara bir şekilde bilgilendirmek. Buradaki esas amacımız, yapmak istediğimiz kullanılan veri madenciliği yöntemleriyle gerçekten kayıtları tekilleştirdikten sonra bu kayıtlardaki en güzellerini belirleyip diğer içerik sağlayıcılara da evet bu kayıtlar sizin arşivinizde şu şekilde var ama biz bu kayıtların aynısını başka arşivde şu şekilde yapılmışını bulduk. Ve isterseniz kendi kaydınızı buradaki gibi güncelleyebilirsiniz diyebilmek. Böylelikle de bütün sistemdeki, bütün arşivlerdeki metadata kalitesini yükseltmek. Buradaki en temel amacımız o. Mesela işte sizin koyduğunuz kayıtta bir yazara ait orkid numarası olmayabilir ama o sizin kaydınızın aynısı başka bir arşivde ki bir arşiv yöneticisi tarafından ya da o kaydı giren bir hoca tarafından bütün yazarlara ait orkid numaralarının girildiği bir kayıt olabilir. Onu bulduktan sonra sistem size diyor ki senin kaydındaki şu yazar numarası, orkid numarası yok ama biz bu kaydın aynısı olduğunu düşünüyoruz. Burada bu yazara ait orkid numarası bu şekilde girilmiş var. İsterseniz bunu zenginleştirebilirsiniz. Siz kendi kaydınıza ekleyebilirsiniz diye size sistem bildirimlerde bulunuyor. Bu sistemi kullanmaya başladığınızda. Evet Pedro. Yes. In the back end how the broker works. This is a diagram that represents this. So we have the OpenAIR infrastructure, the OpenAIR information space, our research graph where we have all the information, where we process all these services. We identify something that is relevant for your repository,
and we are sending these events to the repository via making available these metadata events. We call it metadata events in the provide service, okay, where you will find in provide.openair.eu. I will demonstrate, is where you can access those metadata events that we generate from all this process, and we will notify you. So we will have a list of all the events that you have available. You can also subscribe for specific events or for specific filters of parts of those events, and we are sending to you via this notification process. So it's a simple process in terms of interaction of with the repository manager. Of course, it's not so simple to manage all this information in the in our OpenAIR information space. OpenAIR provide servisinin bir parçası olan OpenAIR Broker ve OpenAIR Enrichment'ın nasıl çalıştığı ile ilgili bir grafik görüyorsunuz burada. Bu sistemleri kullanabilmek için öncelikle bu kayıt işlemini ve test işlemini bitirdikten sonra buradaki event dediği, yani ben işlem veya etkinlik diye biz bunu çevirdik ama yani buradaki sistemlerden ya da buradaki bilgilendirmelerden yararlanabilme için öncelikle hangi bilgilendirmelere üye olmak istediğiniz, abone olmak istediğinizi seçiyorsunuz. Ve daha sonraki işlemlerde sizin kayıtlarınızla ilgili herhangi bir şey bulunduğu zaman, daha iyileştirilmeyle ilgili bir takım bilgiler bulunduğu zaman size bildirimde bulunuyor sistem. Bunu sağlamak için oluşturulmuş bir altyapı. Yes, Pedro. So what do we have in this in this all these events that we are generating? What kinds of metadata enrichments are we able to send to you? So we are always improving this service. We are always trying to, and within our infrastructure, to be able to generate new metadata enrichments. But what we have already is metadata enrichments related with the abstract. For example, we find an abstract and we are sending to you because you don't have it in your record. We are sending open access versions of the publication that you have in your record. For example, you have a restricted or closed version in your repository, and we found an open access version from another content provider. We can tell you, okay, in this other repository there is an open access version of the paper that you have in your repository as closed, so maybe it's interesting to you to check. We also send, if we identify any mistake with, for example, with the publication date, we send also PIDs. So if we identify any persistent identifier in other repositories, we are sending to you. And the same process for authors, for author ID, in this case specifically for ORCID. And then one relevant metadata improvement and enrichment is the one related with links to projects. So as we have the information of funders, not only from the European Commission within the Horizon 2020, but also from other funders, and we have in fact the information from the major Turkish funder to BİTAK. So as we have that information in our information space, we can also identify in the full text links to projects. So we can send project references to you. If we identify in the acknowledgements of the paper or in other parts of the paper via our algorithms, we check that this paper is an output from this project. We check that you don't have that information in your record, so we can send to you this information. And we have also a set of subjects, also enrichments. So as we are collecting metadata from some data sources that have
taxonomies of subjects, we can also send to you those subjects if you want to use it in your repositories. We are testing already some other types of enrichments that you will not see it in production, but for you to know that we are also testing links between data sets and publications and publications and data sets, and links to software, but this you can this is not available for you also, because we are just testing that in beta, but maybe soon we can have it. Şimdi broker zenginleştirme servisinin içinde aslında burada birazcık daha detaya giriyoruz. Burada ne yapıyoruz? İlk olarak yaptığımız, mesela sizin kaydınızda abstract yok ama başka bir yerde sizin kaydınızla ilgili bir abstract bulundu. Bu abstractla ilgili size bilgi geliyor mesela. Ya da işte siz arşivinize bir tane makale koydunuz. Sizin arşivinizde kapalı erişim olarak bu makale bulunuyor. Ama sizin koyduğunuz makale başka bir arşivde açık erişim olarak tanımlanmış olarak bulunuyor. Yine buradan size bir bilgi geliyor. Deniliyor ki işte sizin arşivinizdeki kapalı erişim makale olarak görünüyor ama biz işte bu makalenin açık erişim versiyonunu şu arşivde bulduk. Onunla ilgili size bir bilgi geliyor. Burada iki tane önemli kısım var aslında bu zenginleştirme işinde. Bir, sizin kayıtlarınız içinde hiç olmayan alanlarla ilgili başka arşivlerdeki kayıtlarda bir bilgi bulunduysa onunla ilgili bir bilgilendirme geliyor. Diğerinde ise sizin kaydınızdaki bilgileri başka bir arşivde farklı bir şekilde bulunduysa yine de onunla ilgili size bir bilgilendirme geliyor. Mesela diyelim ki kayıttaki her şey aynı ama yayın tarihi farklı. O zaman diyor ki işte bu sizin kaydınızdaki yayın tarihi bu şekilde ama biz sizin kaydınıza benzeyen bu kayıtta farklı bir tarih bulduk diye size yine bir bilgilendirme geliyor. İşte projelere bağlantısı yine var. Yine ORCID numarası ile ilgili bağlantı veya ORCID numarası ile ilgili bilgilendirme yine var. Buradaki diğer bir önemli konu da konu sınıflandırması ile ilgili. Eğer kayıtlarınızdaki konu kullanıyorsanız bu konularla ilgili de yine işte bu medical subject headingler ve duodecimal classification, arşiv ve diğer taksonomilerle ilgili de eğer sizin arşivinizde olmayan ve sizin koyduğunuz kayda ait konularla ilgili de bir zenginleşme yapılabilecekse yine bunlarla ilgili de size bir bildirim geliyor. Şu anda beta olan veri setleri ve yine sizin kaydınızla ilgili bir yazılım varsa bunlar şu anda beta, önümüzdeki dönemde bunlar da belki betadan ürüne dönüşecek. Ayrıca yine bu metadata kalitesinin artırılması ve kayıtların zenginleştirmesiyle ilgili yeni çalışmalar da yapılıyor. Henüz bunlar daha ortaya çıkmadı. Önümüzdeki dönemlerde bunların testleri de tamamlanınca ve bunların da yararlı olacağı ile ilgili ortak karara varılınca bunlar da kullanıcılara sunulacak. Kesmez o. So just to finish this part of the enrichments for you to be aware, to have a complete overview of how the enrichments, the metadata enrichment work, we have also within the process of sending to you this metadata enrichments, we have a trust level, so an event trust level to showcase for each metadata enrichment. So as some of the events that we are generating are a result of test mining, are a result of algorithms, we have a machine, okay, taking decisions based on these algorithms and based on non-authoritative information. So we have a level of trust against this algorithm, so we are sending this also this information. So when you check the list of all metadata enrichments that we are sending, you can also filter and play a bit with the level of trust of this event, okay? And like we have this in this in the, like we have in this picture.
So for you to check, based on this trust level, if you should update or not the record based on the information that we are sending back to you. Okay, but the trust level is only relevant for those metadata enrichments that are a result of test mining process. Okay, it's important to say that. Burada önemli bir konunun altını çizmemiz gerekiyor. Şu ana kadar anlattığımız özellikle bu zenginleştirme kısmındaki bütün işlemler aslında bir makine ve algoritma tarafından yapılan işlemler. Bütün metadataları, sistemdeki bütün metadataları kontrol ediyor, sizin arşivinizdeki kayıtları kontrol ediyor ve ondan sonra da bir takım öneriler de size bulunuyor. Ve tabii buradaki en önemli şey bu yapılanın güvenmek ve bu yapılanın ne kadar doğru olduğuna inanmak. Ama işte unutmamamız gerekiyor ki bu sistemin arkasında hazırlanmış algoritmalar var ve bu algoritmalar bu işlemleri yapıyor. O yüzden arşiv yöneticilerinin belki de bu işlemlere kaydını yaptıktan sonra kendi kayıtlarını güncellerken yani bunu dikkate alarak gözden geçirmelerinde kendilerine önerilen, kendilerine gelen bu bilgileri gözden geçirmelerinde yarar var. Bu işlemlerin hepsini yapanın bir makine olduğunu ve bir algoritma olduğunu hiçbirimizin hiçbir zaman unutmaması gerekiyor. Yes, Pedro. So I have already presented the validator, the registration process and the enrichments and now the last one, the last service that we want to highlight before we just do a brief demo is the one related with metrics. So we are talking about the users statistics service. And this is quite important for all repositories. Of course, you can have your own user statistics and you can check how many views and downloads you have in your repository. But it's important also to provide more relevance for your content provider in this open scholarly communication system to also to have this aggregated way of measure the impact of different publications in open access repositories. So this is the main goal of this user statistics is to have this aggregated environment to have different kinds of mechanisms to check the impact. And basically what we have in OpenAIR is that you will be able to, if you enable this service, you will be able to check downloads and views using the mechanisms that clean the dots, clean the user statistics logs, and also views in OpenAIR, how many views from your record in OpenAIR, how many views from your local in your local repository, and how many downloads of a specific record in your repository. And this will be visible just for you in the provide, but also in our explore service, in our discovery service to showcase the impact of that specific publication. En son servisimiz kullanım istatistikleri ve ölçümleme servisimiz diye aslında kullanabiliriz bunu. Çünkü hepimiz biliyoruz ki araştırmanın etkisi açık bilimi güçlendirmek için metriklerden yararlanmamız çok önemli ve bazı şeyleri metriklerle göstermemiz çok önemli. OpenAIR bu konuda da gerçekten çok iyi bir altyapı oluşturdu ve bu altyapıda daha yapılan yayınların etkisinin daha artırılması ve bu etkiyi gösterebilmesi için bir istatistik modülü de oluşturdu. Ve bu servise sisteminizi kaydettirdiğinizde ve yapılması gereken prosedürü uyguladığınızda hem kendi arşivinizdeki işte ne kadar görüntülendi, ne kadar indirildi gibi bir takım raporları alabilirken aynı zamanda bu yayına ait OpenAIR portalı üzerinden de
ne kadar kullanıldı, işte ne kadar görüntülendi gibi aynı zamanda işte birçok raporu da alabilmenizi mümkün hale getiriyor bu sistem. Yes, Pedro. So on, now only two or three slides before we finish, just to better explain how this works. If you are interested, maybe it's more technical information, but it's important for you also to understand how the service works and what is behind this this service. So basically, what we are tracking the users' events of your repository. So you will install a specific plugin, a specific tracker code, in order for us to retrieve this information. We apply the rules on the counter code of practice. This is important because we are aligned with the best practice and the rules that this kind of services should use. We aggregate this metrics and we have available for you different plugins that you can use depending on the software that you are using in your repository. We have we are aware that the majority are this space, so we have available plugins. And then for that specific topic of the statistics, after my presentation, we can also have the support from a specific case from Turkey to present to you the how it works, and we are testing it also to make it available for you. OpenAI kullanım istatistiklerinin nasıl çalıştığıyla ilgili birkaç şey de burada söylemek lazım. Hepiniz zaten yakından biliyorsunuz, yani counter raporları var. Counter istatistiklerle ilgili düzenleme yapan uluslararası bir organizasyon. Belli standartlarda belli raporların alınması için standartlar koyuyor. OpenAI de bu standartlar doğrultusunda raporların alınmasını sağlıyor ve bu kuralları uyguluyor. Ve bunları yaparken de arşivler için eklentiler hazırladı. Dünyadaki en çok kullanılan arşiv yazılımı olan DSpace için özel olarak da bir eklenti hazırladı. Ve bu eklentiyi kendi arşivinize kurduğunuzda bu istatistikleri bu arayüzden kendiniz de alabiliyorsunuz. Ve size ait yayınlarda da bu istatistikler görünmeye başlıyor. Burada dediğimiz gibi uluslararası bir sistem kullanmak, dünya standartlarında bir sistem kullanmak çok önemli akademik arşivlerde. DSpace de bunların hepsini sunuyor. So in terms of diagram, just for you to be aware of how it works. So we have two ways of aggregating, collecting this metadata, this metrics information, the user statistics. So we have the push workflow and the pull workflow. And I think what makes sense, and it's for you, it's the push one. The pull one is when we collect information from socialite endpoints. Some national infrastructures already have, such as the UK repositories from United Kingdom, they have a national infrastructure where they have statistics, and OpenAI can also collect the socialite endpoint and process this information and put it available in our infrastructure. But we have this push workflow where we track uses events from the different content providers that are part of OpenAI and that have enabled this service. We collect all the users events, the logs in Matomo open source software that is our analytics in OpenAI, and then we process this information and we put it available in our services. Basically, you can access all the statistics information in the provide,
But of course, all these users events will be available, visible in the discovery service of OpenAIR or in the monitor service for funders, etc. Sistemin istatistikleri ve bünye mağarası ve iş akışları tabii bu çok teknik bir şey. Yani benim için de birazcık teknik bir şey. Buradaki esas kullanılan Motomo adında açık kaynak kodlu bir analitik programı var. Aynı bu Google Analytics gibi. Onunla beraber çalışan bir sistem. Orada üretilen bir kodu kendi arşivimize koyduğu zaman işte sizden aldığı sizin arşivinizdeki bütün yapılan işlemleri bu takip ediyor ve bir istatistiğe dönüştürüyor ve bu istatistiği de OpenAIR'in bu içerik sağlayıcıları için olan arayüzünde bu dashboard'da provide services olduğu bu dashboard'da siz bu istatistiklerinizi işte deminki söylediğim bu counter raporları şeklinde görebiliyorsunuz. Aynı zamanda işte bu SUSH protokol dediğimiz bir protokol daha var. Bu protokol kapsamında da yani aynı kayda ait farklı istatistikleri farklı yerlerden onlardan da bulup hepsini işte bir arşivde bir takım işlemlerden getirip geçirip farklı şekilde geldiyse de yine istatistik olarak yansımasını bir şekilde sağlayan böyle arka planda teknik olarak karışık bir mimari var. Şimdi buradaki Türkiye'deki kısmıyla ilgili de zaten bir test yapıyoruz. Birazdan işte Sönmez de burada. Yani bu testi yaptık ve işte nasıl ekleyebileceğimize baktık ve şu anda başarılı bir şekilde arşivlere bu modülün eklenmesine ilgili kısmı hallettik. Birazdan ben Sönmez'e de zaten söz vereceğim ve bundan ilgili neler yapabileceğimizi anlatacak. Yes, Pedro. So basically to finish this part of the statistics, and then I'm not sure, Grudel, if Sonomes can also explain something. So this is a service that you need to enable for those that are part already of the infrastructure of OpenAIR. You need to enable this service. Mainly you need to enable the service and receive some instructions on what to do, and so you need to configure the service in your side, of course, because this service is not like the enrichment where that is not intrusive. You only need to be part of OpenAIR to benefit from the enrichments. For the statistics, it is a little bit different. So you need to enable. You need to install something in your repository in order to make possible to OpenAIR to collect users events from your repository. So the process is simple. You download the tracker plugin that is relevant for you, for your software. You configure, you deploy, and then in our side, OpenAIR will check if we are already able to collect content and users events, sorry, and then we will provide the information for you in the provide service. And we are aware that at least two repositories are from Turkey are already testing this, so maybe we can provide more information. Şimdi istatistik servisi diğer enrichment yani zenginleşme servisinden biraz daha farklı. Orada sizin çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. OpenAIR'in kendi sistemleri bunları yapıyor. Fakat bu istatistiklerle ilgili takiplerin yapılabilmesi, istatistiklerle ilgili ise bu raporların sunulabilmesi için sizin kendi arşiviniz için bir tracker kurulması yani bir motomonun kurulması, bir eklenti yapılması gerekiyor. Kullandığınız yazılımın versiyonuna veya cinsine göre bu değişiyor. Bundan ilgili de bir takım yönergeler aşağıdaki adreste var. Oradan yapabiliyorsunuz. Şu anda bunun biz testini yapıyoruz. Belki bu noktada Sönmez'e söz vererek şu ana kadar geldiğimiz aşamayı bir özetlemesini ben rica edebilirim. Paula, is it possible to open the mic of Sönmez? Hello? Yes.
Sesim geliyor mu? Evet, sönmez. Arkadaşlar merhaba. OpenAir'in yeni bir eklentisi var. TÜİK eklentisi, Matomo eklentisi. Bu eklenti ile DSpace'imizin kullanımına yönelik olarak, yani kurumsal akademik arşivlerimizin kullanımına yönelik olarak çok detaylı bilgiler, kullanım verileri elde edebileceğiz. Bunun için aslında yapılması gereken DSpace'e bir eklenti konumlandırmak. Bu eklenti DSpace'in 4 sürümü, 5 sürümü ve 6 sürümü için hazırlanmış. Biz yaklaşık bir haftadır bu eklentinin testlerini yapmaya çalışıyoruz. Eklentinin testlerini yaptıktan sonra kurumsal akademik arşivlerimize de bunun kurulumu konusunda yardımcı olacağız. Bu bir patch olarak geçiyor, yani yama olarak geçiyor. Bu yamaları kurumsal akademik arşivlerimize işledikten sonra yine OpenAir'in bize temin edeceği, etmiş olduğu, orada kayıtlı olan herkese bunu temin ediyor. Oradaki ID'lerimizi konfigürasyon dosyamıza işleyeceğiz ve devamında sisteme tanımlayacağımız, ki burası tabii teknik konu olduğu için yüzeysel anlatmaya gayret ediyorum. Yamamızı geçtikten sonra sistemimiz kendisi arka planda çalışacak. Sizin yapmanız gereken ise bu yamayı geçtikten sonra dilediğiniz zaman OpenAir'in dashboardundan kendi istatistiklerinizi gidip izlemek veyahut da raporlarınızı almak şeklinde olacak. Tabii bu teknik bir konu. Teknik destek alarak bilgi işlemlerinizi ya da kurumsal akademik arşivinizi yöneticilerinizden teknik destek alarak kurulumu yaptıktan sonra bu süreci yöneteceğiz. Biz Gültekin Bey ile birlikte bu süreci tamamladıktan sonra, test sürecini tamamladıktan sonra sizlere de yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Kısaca bu şekilde özetleyebilirim. Teşekkür ederim Sönmez. Whether we can continue. Okay, thank you very much, Sönmez. So just to guide you through the system, just for you to be aware of how it works. So it's important. It's available in provide.openair.eu. You need to log in to the service. If you have any issue with the login, so we can solve it. You contact Gultekin or directly to us. Maybe my colleague Andre can put here in the chat the email, and we can check if you have any issue. So for those that have registered the content provider in OpenAir, so you should use that login that you have used it to register. If you don't have, so we can provide to you, and you can tell you which email is attached to your account if you don't know. Sometimes we have issues with this kind of things to access the service, because maybe you have used a specific email that someone that is not working already in your institution, or that so you are not completely aware. So be aware of that we can solve these problems. So the dashboard is so. Pedro, yes. Yes, please explain. Arkadaşlar, bu noktada şimdi bir canlı demo yapacağız. Biraz önceki anlattıklarımız nasıl göründüğüyle ilgili. Ama burada ondan önce önemli konu, eğer arşiviniz OpenAir'e kaydettirdiyseniz, buraya login olmak istiyorsanız, girmek istiyorsanız, fakat girmekle ilgili bir problem varsa, mesela arşiviniz daha önce başkası kaydettirebilir, onun e-maili orada kayıtlı görünüyor olabilir. Herhangi bir şekilde girişle ilgili bir probleminiz varsa, direkt bize mail atabilirsiniz. OpenAir Türkiye Yardım Masası'na bana mail atabilirsiniz. Ya da yine bizim teknik ekibimizde Mino Üniversitesi'nde Andrea var. Andrea zaten chatbox'a e-mailini yazdı. Ona e-mail atabilirsiniz. Bu şekilde de sizin giriş probleminizi bir şekilde çözeceğiz. Yes, Pedro. So in the demo I will just highlight two or three things, so you can play with the service. But so here you can select your data source, the repository that you have. The normal case is that you only have one data source, but maybe you can have one repository and one journal, or one repository and the
in the system that have journals in your university, or you can have the data repository and the publication repository. So you will see it here in this left side. And so you can, you need to click in the data source to see the information. What I would like to explain, so is this dashboard where you have all the information. All the main functionalities are here on the top, the enrichments, the user statistics that I've presented, and to access the registration and the validator, it's here in this left side of the dashboard. So I want to just highlight two things here. The notifications area here, it's where you see new notifications every once a month. If you have subscribed to any metadata enrichments, so if you subscribe for a specific metadata enrichment or for a specific subset of a metadata enrichment, you will see it here in the notifications. And something that is quite important is this aggregation history, is for you to be aware how many records from your repository OpenAIR is aggregating. When was the last time that OpenAIR have aggregated content from your repository, and which was the last update of OpenAIR in production? For example, here you can see that the last update of OpenAIR is from the 8th of May. So all these records, this is, I'm showing the example of my repository in my university, University of Minho in Portugal. So this means that this repository have available in OpenAIR this number of records, 63,000 of records, and the visible, the information that is currently in production is from this specific date. In the meantime, OpenAIR have a process that every week goes to your repository, aggregate content, we transform the content, and soon we will have a new update, index update, and we will have, so we try to do an update every 2 weeks, and this information will be visible. I just want to highlight this aggregation history and these notifications because I didn't present it in my slides. Burada sisteme girdiğiniz zaman biraz önce anlattığımız servisleri görebileceğiniz bir dashboard'dan arayüzlerini karşılaşacaksınız. İşte burada işte kaydedilme, işte validation veya bildirimlerle ilgili servisleri göreceksiniz. Burada aynı zamanda bunun aggregation history dediğimiz bölümünde ise sizin arşivinizin ne zaman hangi aralıklarla kayıtların indekslendiği, ne kadar kayıt alındığı ile ilgili bilgileri görebileceksiniz. Mesela işte her 2 haftada bir yeniden indeksleniyor ve arşivlere girerek onların yeni kayıtlarını alıyor sistem. Onu görebileceksiniz ve böylelikle de sizin arşivinizle OpenAIR arasındaki ilişkiyi kendinize takip edebilme şansına sahipsiniz şu anda. Burada başka söyleyebileceğim ne vardı? Atladım, bir taraftan bakmaya çalışıyorum. Tamam. Yes, Pedro, we can continue. So just two more highlights and to finish the enrichments that I have spent some time to explain to you. So it's here you can access in the top, you select your data source and you click in enrichments. So we have two types of enrichments, missing and more. I think the missing one is really simple to understand. So it's something that you don't have in your repository. We found it in other repositories or via our test mining procedures, and we are sending to you. And maybe it's from your interest. So you can check. It's something that OpenAIR thinks that is relevant for you. Then you need to check if it is relevant or not.
but it's something is missing in your record. The more is it's additional information. So you have already some metadata information related with that specific event, but we found more information that maybe it's from your interest, it's irrelevant for you. Okay, this is the idea. Of course, we are aware that what is really interesting for you from the practical point of view is the missing, so are the missing events, so missing metadata information that may enrich or complete your repository. Okay, and here we have different kinds of metadata enrichments that I will try to showcase two or three examples, but I give the floor now to Bruno. Evet, burada enrichment servisimiz biraz önceki sunumda da biraz önce kısmında bahsetmiştik aslında. İki farklı şekilde çalışıyor. Bunlardan bir kayıtlarımızdaki eksik olan alanlarla ilgili bizi bilgilendirmesi var. Bir de ilave olarak ne olabilir ile ilgili alan var. Eksik olan kısmı anlatmak zaten birazcık daha kolay tabii orada. Sizin kayıtlarınıza bakıyor, sizin kayıtlarınızı diğer sistem içindeki kayıtlarla karşılaştırıyor ve sizin kayıtlarınızla ilgili veya aynı olduğunu düşündüğü kayıtlarla ilgili size bir rapor sunuyor. İşte diyor mesela buradaki Mine Üniversitesi'nin şeyine baktığımız zaman mesela abstract'la ilgili 172 tane kayıtta abstract'ın olmadığını ama OpenAIR içindeki diğer kayıtların içinde sizin 172 tane kaydınızla ilgili abstract'ın olduğunu ve isterseniz bunlarla kendi kaydınızı zenginleştirebileceğinizi söylüyor. Diğer alanlarda işte bu yazar numarasıdır, ORCID'dir, işte yayının versiyonu ile ilgilidir, açık erişim, kapalı erişim konusuyla ilgili veya projelerle ilgili olan kısımlarla ilgili eğer eksik alanlar varsa, başka yerde de bunları bulduysa sistem size bilgi veriyor. Mor olan kısımda ise sizin sisteminizde olan, sizin kaydınız içinde olan fakat sizin kaydınızın içinde olanla ilgili fakat değişik ilave bilgilerde içerebilenleri buluyor ve onları da yine size farklı yerlerde işte bu daha çok işte bu subject headinglerde öne çıkan bir fonksiyon veya işte bu yazar numaraları ile ilgili ortaya çıkan bir fonksiyon. Yani siz kendi kaydınızda işte iki tane konu vermişsinizdir ama işte başka bir kayıtta ona yakın farklı konu verilmiştir. Size diyor ki işte seninkinde bunlar var ama bunların daha da fazlası şurada var. Bunlara da bir bakabilirsin diyor ve bunu senin hangi kayıtlarında olduğunu da sana gösteriyor. Ve böylelikle de aslında kayıt kalitemizi artırabilmek için bize inanılmaz bir fırsat sunmuş oluyor. Yes, just two examples here from metadata enrichments. For example, this abstract, missing abstract. You can you see that there is 172 results from the last broker events that were generated. You can check here the summary of the record and show more. We found this metadata information, we found this abstract, and maybe it's useful to use it in our repository. So there are different records. You will check this. We provide a link to the repository in our repository, and you will see the abstract information that we found, and then maybe you can use it in your repository. For example, this case here, for this specific record in our repository, we found an abstract that maybe it's relevant for us from another repository. Okay. We need to check. Sometimes this information is not 100%
correct, but because we are talking about algorithms and etc. But so this is the type, an example. PIDs, it's another example. So links to digital object identifier, for example, if you want to use them, if you want to use to enrich your metadata in your records with links to DOIs, maybe this is something that is relevant. Sometimes we found the DOI in another publications. Other times we found it in the metadata in the paper. For example, this example here. Here, this example. Okay, this one. A record from this record from my repository. Have I can update it with information of this DOI that OpenAIR founds in research papers in economics. OpenAIR founds this the information of this PID in this repository, research papers in economics, and is sending to my repository manager from our University of Minho, and maybe we want to improve it. So these are two examples, the metadata enrichments from projects, from abstracts, for example, and from PIDs. The other example, and the last one, is the project reference that I have already mentioned during my presentation. So we can also enrich this information. Portugal, for our repository, we have a similar situation, like you can have for your repositories in Turkey, because we have also the information from our national major funder in OpenAIR, like you have to BITAC, we have FCT, that is our funder in Portugal. So our repository managers in Portugal are updating the information of the metadata from the funder, the national funder. So we can also check that. Usually the project references are a result from test mining. Okay, and we are mentioned here that for this publication is an output from this project from FCT with this number and with this reference. Maybe I can use this information to put in my repositories in the sponsorship information, having a DC relation to the record. So these are just three examples of metadata enrichments. To finish, then you can also filter here. You can also filter the records by date. For example, if I just want to update my record having the information of last 2 or 3 years, for example, I can put the dates, or applying the trust level. Do you remember that I have talked about the trust level? So as, for example, the project reference are a result from the trust level, I can say, okay, I just want records that have a high trust score from the last years. So, and then I apply this filter, and I will have okay, less results. Here I just have 1,000 in less having 9,000 records. So I can check this and update. Regarding the funding information, so it's important to say that you have different kinds of funders in OpenAIR. For example, in this case, in this record measurement of W boson, we have information here, for example, from national funder from Switzerland, national a European project, European Commission, FP7, Science National Swiss Foundation project funding. So maybe this is relevant or not. For example, for Portugal and for our specific repository, we are updating all information that is related with European Commission projects and with our national funder. We are not updating for our other national funders, but we are updating for our national funder or for our
for the European Commission, because we are providing this service. Pedro bu noktada bize örneklerle gösterdi. İlk başta abstraklar için gösterdi. Mino Üniversitesi'nin arşivindeki kayıtlardan abstrak olmayan ya da abstrak çok kısa olarak yazılmış olan ama başka bir yerde daha detaylı bulduğu bir abstrak gösterdi ve isterseniz kaydınızı dediğimiz gibi oradan update de biliyorsunuz. İkincisi işte bu PID dediğimiz DOI numarası gibi tanımlayıcı numaralar. Bu numaralarda ne bir kayıtta mesela diyelim ki DOI numarası yok makaleye ait ama o makaleye ait DOI numarasını başka bir kayıtta buluyor ve bulduğu zaman da size diyor ki ben işte bu DOI numarasını şu kayıtta buldum, bu seninle ilgili olabilir. Tabii bunların hiçbir tanesi de %100 doğruluk diye bir şey yok. Makine tarafından yazılmış bir algoritmayla bunların hepsi gerçekleşiyor. O yüzden yine de dikkatli olmak lazım. Diğer Portekiz'de de önemli konulardan bir tanesi Portekiz'in ulusal fon sağlayıcısı FCT, Türkiye'deki TÜBİTAK gibi FCT kaynaklı, FCT'nin verdiği projelere ait bütün çıktıları FCT makaleler üzerinde veya çıktılar üzerinde tanımlanmasını istiyor. Ki şu anda bizim TÜBİTAK'la yaptığımız çalışmalarda aslında aynı şey geçerli. Yani TÜBİTAK'ın desteklediği projelere ait bütün çıktıların bir şekilde o projeye ait çıktılar içinde proje numarasıyla ve TÜBİTAK'ın adıyla geçmesi gerekiyor. Yine bu şekilde de herhangi bir kayıt bulunduysa projeyle alakalı bu veri madenciliği yöntemleriyle yapılan bu iş neticesinde siz o kaydınızı yine güncelleme şansına sahip oluyorsunuz. Okay. So as we need to finish in 10 minutes, I forget to highlight that okay, after you select the metadata enrichment, you can do filter. You have here in the a place where you can subscribe, okay, these events here on the top right of the, so you can click and subscribe the event and you will start, so you receive this in a monthly basis and you can start receiving the notifications from this specific metadata enrichment, okay? Bu nokta, orada görünen noktadan bu bahsettiğimiz servislere üyeliğinizi, aboneliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hangi sıklıkta bu bildirimleri almak istiyorsanız da oradan seçerek bu bildirimlerin size gelmesini sağlayabilirsiniz. So to finish, just we just need to spend 1 minute with this as we have already present how to enable. So, and you first need to enable the service in order to benefit, but I will just present what we have already available. So in the user statistics service, as I told, you can check views in the repository and downloads in the repository. You will see some graphics, but what is important is that you can also get some statistics report with some detailed information at the level of the article, at the level of the item, at the level of the repository. So you can request and do some queries to get some statistics report. It's important to say that also, as I told you, in Explore service, for each publication, the information of the statistics, if we have it, is also available. If we don't, for all the records, we have views in open air in the discovery service. If we have the information of the repository, of course, we also have the downloads and the views in the local data source. And this is quite interesting to see. Of course, to benefit from this service, you need to enable the service, and we have already provided the needed information. And there are also guidelines for the user statistics service available in OpenAI portal. İstatistik servisiyle ilgili bahsettiğimiz düzenlemeleri yaptığınız zaman istatistikleri detaylı bir şekilde görebileceksiniz. Aynı zamanda OpenAI'nin tarama arayüzü olan monitörde de herhangi birisi bir tarama yaptığı zaman sizin kaydınız orada çıktığı zaman ve kayda tıklandığı zaman da eğer bu işlemler yapıldıysa sizin kaydınıza ait istatistikler yine sizin OpenAI'deki görünen kaydınıza ait bilgilerin yanında
bu istatistikleri de yine orada görmek mümkün olacak. So feel free to use this service. You have more information, of course, in the landing page of Provide. You have also an about page where you can understand better all the functionalities from the validation until the enrichment and the user statistics. But of course, here in the dashboard, you will have this specific data source. If you have any issue to find the data source in your login, if you do a login and your dashboard is empty, so just please contact us in order for us to understand what should be the account, the email that you should use to access the information of your data source. Okay, and it's all from my part, Ludo. Thank you so much, Pedro. Bu noktada Pedro, bu sisteme girmenizi, kaydolmanızı ve kullanmanızı istiyor. Bu kullanım esnasında işte bu kendi arşivinize ait dashboard'a girdiğiniz zaman herhangi bir şekilde dashboard boşsa veya işte eksik olan bilgiler varsa onlarla ilgili de bizimle iletişime geçebileceğinizi ve oradaki dashboard'unuzun bir şekilde dolması için sizin de sahip bilgi alabilmeniz için gerekli olan yardımın yapılacağını söylüyor. Bu noktada biz zaten OpenAI Türkiye Yardım Masası olarak da her türlü bu konularla ilgili sorununuzda yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Pedro'ya çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü yani bu bizim ülkemize, bize özel bir sunumdu. Yani sonuçta bütün Avrupa ülkeleri için bu şey yapmıyor. Sağ olsun bizi kırmadı ve bu sunumu gerçekleştirdi. 12.30'da bir başka toplantıya katılacağız. O yüzden sanırım çok fazla soru alamayacağız. Eğer çok çok önemli sormak istediğiniz bir şey varsa bana e-mail'le sorularınızı iletirseniz ben de Pedro'ya bu sorularınızı iletmiş olacağım. Ben ilginize çok çok teşekkür ediyorum ve sunumu da zaten bütün diğer sunumlarımızda olduğu gibi sizlerle paylaşacağız. Sunumu da tekrar yani hem Türkçe versiyonunu hem İngilizce versiyonunu sizlerle paylaşacağız. Pedro, I would like to say thank you. We are getting lots of beautiful comments about your presentation. People say that it's really useful. Maybe for the future we can repeat this kind of webinar for the Turkish community. It will be very useful. Yes, feel free to contact us. I would like to say that so it's important for we are aware that we have a relevant number of repositories already part of the open air infrastructure, and this provides service provide you the type of functionalities to better align with open air, but also to provide better visibility and impact for the repositories from Turkey, and then also to improve the quality, the metadata quality that is always important. So Grudel, Mr. Grudel is in contact with us, and we are improving the provide service, always trying to improve the user interface, this kind of thing. So feel free to contact him or to contact directly us to solve any problem with the login if you have. Türkiye komünitesi OpenAI'de çok önemli bir yer tutuyor arkadaşlar ve Türkiye'deki arşiv sayısı Avrupa'daki diğer ülkelerdeki arşiv sayısıyla karşılaştırdığımız zaman, buna işte dergi parkı da koyduğumuz zaman Türkiye aslında OpenAI'deki önemli içerik sağlayıcılardan bir tanesi ve önemli bir içerik sağlayıcı. O yüzden de herhangi bir konuda herhangi bir sorunuz olduğu zaman biz OpenAI ekibi olarak her zaman sizin yanınızdayız. Thank you one more time, Pedro. Presentations will be made available and so we will send it. Grudel will send it. I'm not sure if you said that. I said that we will share the presentation and the recording soon. Okay. Perfect. Okay, many thanks. Okay, we will leave another meeting. It will be start just only 2 minutes of Open Science Committee meeting. Thank you so much one more time, Pedro. Okay.
Okay, thank you Tekrar very much. teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere hepinizle. Yarınki Dergi Park ve Türkiye'deki pandemi sürecindeki rol ile ilgili webinarımıza da yarın saat 11'de bekliyoruz. Görüşmek üzere.